yaklaşık 3-4 dakika pişirdikten sonra suyu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını Sanal Fırına hoş geldiniz. Bu videomda memleketim Artvin'in yöresel yemeklerinden bir tanesi olan kuymak nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 3 yemek kaşığı kaymak, 1,5 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz ve yarım su bardağı su. Suyun miktarı değişkenlik gösterebilir. Kuymaktaki su oranının değişkenlik göstermesinin nedeni kuymağın içerisine suyu ilave ettikçe yağı dışarı salmasıdır. Yağı ne kadar dışarı salmasını isterseniz o kadar su ilave etmeniz gerekir. Önce 3 yemek kaşığı kaymağı tencereme alıyorum. 2 ve 3. Tencereyi ocağın üstüne alıyorum. Ocağın altını kısık ateşe aldım. Kaymağımın erimesini bekliyorum. Kaymak eriyip kaynamaya başlayınca tuzu ve ardından unu da topaklaştırma yapmadan böyle yavaş yavaş döküp hızlı hızlı karıştırarak ilave ediyorum. Yaklaşık 3-4 dakika pişirdikten sonra suyu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Kuymak suyu yedikçe yağı dışarı atacak. Yağı dışarı atmasa da olur. Ama atarsa görsel olarak daha da güzel görünüyor. O açıdan yağı dışarı atarsa daha güzel. Suyu ilave ettikten sonra da şöyle 1-2 dakika kadar yoğurduktan sonra ocağın altını kapatıp servis edebiliriz. Kapatıyorum ocağın altını ve kuymağımı servis tabağıma alıp afiyetle akşam yemeğimde yiyeceğim. Kuymağımı yaptım, tabağımı aldım. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi müsaadenizle tadımını yapıp daha sonra da akşam yemeğim olarak devam edeceğim. Memlekettekinin yerini tutmasa da gayet güzel ve başarılı bir kuymak yaptım. Sizler de yapın, beğeneceksiniz. Özellikle daha önce denememiş olan kişilere tavsiyemdir. Bu arada kuymak yöre yöre değişkenlik gösterebiliyor. Rize ve Trabzon tarafında içerisine golot peyniri koyanlar da var. Kuymağı kaymakla yapabileceğiniz gibi ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Tereyağıyla da yapabilirsiniz. Aynı ölçüde tereyağı ve ayçiçek yağıyla yapabilirsiniz. Orijinali kaymakla olduğu için ben bu tarifte kaymak kullandım. Aynı zamanda kuymağı mısır unuyla ve kavutla da yapabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle Sanal Fırın'da kalın. Hoşça kalın.